Airport'tan merhaba. Bu hafta oldukça renkli bir konuğum var. Hosteslerinde, pilotlarında, kadınlarında, yolcularında hepsini ilgi çekeceği renkli bir konuğum var. Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Güncel Bey. Şimdi sizi nereden başlasam anlatmaya. <laughs> Çünkü havacılığın birçok yerinde yer almışsınız. En son Cairocopter pilotluğu ve tanıtılırken de bana şey dedi Avrupa'da ve Türkiye'de ilk Cairocopter kullanan <laughs> kadın pilotuyum, evet. pilotu. Yani nereden başlasak ben de bilemiyorum. Havacılığın en, en sondan alt kademesinden başlayalım. Neden gyrocopter? Bir gyrocopter nedir? Gyrocopter nedir? Ultralight sınıfı, çok hafif hava araçlarına giren, döner kanatlı bir hava evet. aracıdır. İki kişilik bir model. E, biliyorsunuz daha önce siz de uçtunuz, deneyimlediniz. Evet. E, üstü kapalı ve açık modelleri var. Ben açık modelini tercih ediyorum daha çok. E, fotoğraf da çekiyorum biliyorsunuz. Hı hı. Açık modeli benim için daha rahatlık sunuyor bana. Onun dışında e, geriye doğru gider isek... Ee, ...kabin memurluğu yapıyorum aynı zamanda... ...hem kabin... Şu an devam hem ediyor uçuş. musun yoksa? Evet, kabin memurluğu... Hangi havayolu? Ee, onur Havayolları... Onur'da uçuyorsunuz... <laughs> evet... ...onun dışında... E, ...kabinin dışında... ...işte biz Nusret'te uçtum... ...daha öncesinde de yer hizmetlerinde çalıştım... Yani havacının ee, her tarafına temas ettim diyorsun... Evet, her tarafına değdim. Bir gökyüzü kaldı... ...ben şu kıyafeti, <laughs> şeyi görünce... Bu yolculuk devam ediyor demek ki. Pilotluk, kesinlikle, kaptanlık falan kesinlikle. gidecek. Kesinlikle. Aslında bu yola havayolu pilotu olmak için çıkmıştım. Daha sonrasında sportif havacılıkla tanıştım. E, tanışmasaydım belki de şu anda e, herhangi bir Boeing'de, Airbus'ta kaptan evet. pilot, pilot olarak görebilirdiniz. E, i̇yi ki de tanışmışım sportif havacılıkla. Gerçekten e, bana tam uyum sağladığını düşünüyorum. Şu anda yapmak istediğim ve gitmek istediğim doğrultuda bu yönde. E, Türkiye'de bunun gelişmesi için de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Şu an ciddi anlamda katkıda bulundunuz çünkü biz cihelkopte Türkiye ilk geldiğinde tanıtım amaçlı hı hı. hem uçtuk hem şey yaptık hı hı. anlatmaya çalıştık ama o anlatmadan sonra ilginç bir profil bir bayan pilot ve cihelkopter deyince daha fazla enteresan oldu nerede tanıştınız ilk defa cihelkopter Alacatay'la tanıştım Hakan Çetinkaya kendisi evet. ev sağcıdır. Hobi olarak yaptığı bu işi e, profesyonel olarak devam ettiriyor şu anda eğitmen pilot. Eğitimleri de oradan alıyoruz, kendisinden alıyorum hala. E, da zaten çok güzel İzmir e aşığıyım ben de. E, onun güzel semalarında uçarken ben de gyrokopteri ilk gördüm ve ilk görüşte aşık oldu benim için. E, keyifli bir tanıtım turu yapmıştık. Daha sonrasında yani e, kullanmak istediğimi, profesyonel anlamda eğitim almak istediğimi söyledim. Sivil havacılık tarafından daha yeni yeni tanınıyordu bu hava aracı. Lisansları evet. Türkiye'de verilmiyordu. İlk önce öyle bir sıkıntı evet, yaşandı. sıkıntı yaşadık. Okul bulma konusunda sıkıntı yaşadık. Gerçekten nereden eğitim alacağız? İşte Bu uçtuğumuz saatler nasıl yazılacak, nasıl olacak? Çok şükür ki 7 ay önce falan eğitim kuruluşları açılmaya başladı bu sene. Tanındı. Biz de kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. İlk lisansları almaya başladık, vermeye başladık. Hatta ilk hava araçları artık lisansı alanlar hava aracı da almaya başladılar. Tek sorunumuz hava parkları, uçtuğumuz yerler biraz sıkıntılı oluyor. Onda Türkiye Onda biraz da, geri evet, maalesef. Maalesef o konuda biraz geri. Böyle bir yatırım yok. Kesinlikle. Ne kadarlık bir mesafeye ihtiyaç var? Jirokopterin havalanabilmesi 80 için. 80 metre yeterli havalanabilmesi için. Biliyorsunuz ki hem e, uçak karakteristiği hem de helikopter, helikopter. karakteristiğini içeriyor. Sıfıra inebiliyorsunuz. Sıfır 10 metre. Hı hı. Ancak kalkış için 100 metre ihtiyaç, i̇htiyaç var. var. Rüzgar durmana göre Çok değişiyor. Çok özel bir pist olması da gerekmiyor. Gerek yok. Evet. Çim, toprak pistte de inebiliyor. Fark etmiyor. Evet. Fark etmiyor. Ne kadar maliyetli mesela bir helikopterde sizin konumunuzda yani bir pilot lisansı alabilmek için bir ne kadar zaman gerekiyor sizi çünkü hı hı. eğitimin üzerine evet. bir dönüşüm yaptığınız için süre kısa olabilir ama sıfırdan sıfırdan başlayan birisi için. Ne kadar zaman lazım? Bir de maliyet olarak baktığımızda biraz detay verebilir misiniz? Tabii ki. Sıfırdan başlayan arkadaşlarım vardı. Öncelikle yer derslerini aldılar. İki ay kadar kısa bir süre içerisinde eğer devam ediyorlarsa zaten sürekli olarak iki ay kadar kısa bir süre içerisinde bitirebilirler. Maliyetleri de zaten çok fazla okul yok. O yüzden söyle ortalama 5 bin euro civarında bir ücret ödüyorlar. Yani iki aylık zaman dilimi için mi 5000 euro? Evet zaten lisans alabilmek için. Lisans da almış oluyor. Almış çünkü. oluyorlar. Zaten uçak fiyatları da cari fiyatları 35 bin eurodan başlıyor. Ee, genelde tipine zaten göre evet, tipin özelliğine göre değişiyor. Çoğu lisans alan kişi de şu anda yaklaşık 5 tane daha cari sipariş edildi. Aldılar da. Dediğim gibi sadece koyacak yer ve uçacak alan konusunda sıkıntılarımız kalkarsa çok daha iyi olacak. Hatta belki de Cavro'nun özellikleri arttıkça yerli belki üretim yapılabilir. Çok evet. muhteşem olur. Biraz daha böyle sıfırdan kalkabilir ve işte sıfır noktasına inebilirse bence trafiğe o bir çözüm çok olabilir. Şey o zaman Kesinlikle. Sıfır noktasına iniş kalkış yaparsa Kesinlikle. istediğiniz yere gidip konma havalanma şansınız olur Ki belki olmaz. yer sorunu da önemli olan da çözülmüş olabilir. En fazla mesela böyle bir hava aracına neden sahip olma işgüdüsü ortaya çıkıyor. Ee, yani Uçtuktan Hobi sonra mi, bir Hobi mi? Yoksa bunu bir mesela anlarsın. bir ulaşım aracı olarak da konumlandırabilmek mümkün mü? Kesinlikle İstanbul'da değil de daha farklı bir bölgede yaşasaydım ulaşım aracı olarak kullanmayı kullanmayı çok uygun görürdüm. Mesela Alaçatı'dan işte Efes'e giderken da zaten sürekli böyle bunu <laughs> ulaşım aracı olarak kullanıyor. Kesinlikle ben de öyle yapardım. Bence çok mantıklı. Hem ekonomik de aynı zamanda saatte 12-15 litre yakıt harcıyor, kurşunsuz benzin. Yani çok rahatlıkla gidip gelebilirsiniz bunu ulaşım aracı olarak görebilirsiniz. Ama ben daha çok dediğim gibi hobi olarak, hobi sportif olarak. E, bu işte hareketleri yapmak, bu zevki yaşamak hobinin bana daha cazip siz, gelen kısmı. Yani bu hobinin içine bir hobi daha koymuşsun. <laughs> evet, bu hobinin içine bir hobi daha var. Evet, oraya ne zaman geleceğiz diyordum. Evet, fotoğraf. fotoğraf <laughs> yani o fotoğrafçılık bununla birlikte mi başladı? Yoksa daha önce yapıyor mu muydu, yapıyor muydunuz da jelikopter denklenince bir de havadan fotoğraf çekeyim şey oluştu? Daha önce şöyle sonuçta uçarken siz de biliyorsunuz ki çok güzel manzaralar görüyoruz. Kesinlikle. Evet. Ve bu manzaraları bir şekilde ölümsüzleştirmek istiyorsunuz. Sevdiklerinize göstermek istiyorsunuz. Çünkü biz çok sık uçma fırsatına sahibiz ama onlar o kadar değil. Hava yolundayken başladım. Sonrasında işte profesyonel bir hale getirip sergi açmaya uygun buldum tabii e, Alaçatı'da uçarken Hakan Çetin Kayaçoğam'la o da fotoğraflar çekiyordu ve çok güzel manzaralar var İzmir'de. Özellikle windsurf turmalarını izlerken havadan çok fotoğraf çektik. Çok keyifli oluyor gerçekten. Küçük Küçükçekmece Belediyesi'nde evet. bir serginiz var. Onun şeyine içerik olarak baktığımızda. çekmece Belediyesi'nin katkıları gerçekten çok fazla oldu. Öncelikle söylemek isterim. Çok ilgili baktılar buna e, bu konuya. Gökyüzünden fotoğraflar onlara da enteresan geldi. İçeriği tamamen e, dedi gibi Türkiye gökyüzünden, Türkiye zaten ismi de, Türkiye'nin manzaraları havadan gökyüzünden Bölge gökyüzünden. olarak bir Bölge olarak var? her yer var. Ankara'dan tutun İstanbul, işte İstanbul'un kıyı kesimleri, e, Karadeniz, evet. İzmit, e, İç Anadolu her yerden var. Serginin asıl amacı da şu şekilde oldu bu seferde de, e, geçen sefer, sefer kadınlar için de. Bu sefer de diyabetli çocuklar için Türk Diyabet Vakfı ile çalıştım. Şile'de kurulacak olan Diyabet Köyü'nü gidecek bütün serginin geliri. Şimdi bir yandan uçakta kabin personeli olarak göreve hı hı. devam ediyorsunuz. Diğer taraftan cerikopter... Pilotluğu diyelim. O devam ediyor. Evet. Fotoğrafta çekiyorsunuz. Öteki taraftan da kendi gelişiminiz için neler yapabilirim diye uğraşıyorsunuz galiba. <laughs> Aynen öyle. Önünüzdeki takvim planlamada ne var? Ee, Öncelikli hedefim ATPR e, ile birlikte carikopter eğitmenliğine devam etmek. E, EFA eğitimi alıp... E, bu yani diyorsunuz da. ki pilotluk kesmedi. <laughs> Meraklılar varsa gelin öğreteyim. <laughs> Kesinlikle gelin öğreteyim diyorum. Ee, Nerede öğreteceksiniz? Zerben'de okulumuz Hizartan'da, var. Evet. evet orada olacağım. Ee, zaten ihtiyaç da var böyle bir şey Çünkü zaten çok küçük... Ee, bir camiayız. Küçük yani üç beş kişiyiz. Birbirimize öğretiyoruz açıkçası. Ee, bunun çoğalması gerekiyor. Ee, bunlardan biri de ben olmalıyım diye düşünüyorum. Artık bir misyon edindim bunu Üzerime bir vazife gibi görüyorum. Ve yapmak istediğim çok şey var helikopterle Mesela bir kadın timi kurmayı düşünüyorum. Ee, üç kişi minimumda. Hı hı. Bunlardan biri kız kardeşim. Gösteri uçuşu yapmak istiyorum kız kardeşim ikna etme çabalarındayım şu an. Kendisi de yine hava yollarında kabin memuru olarak görev yapıyor. i̇şte yakın bir arkadaşım daha var. Gerçekten böyle bir tim kurmayı düşünüyoruz yakın zamanlarda. Böyle bir sürpriz yapabiliriz size. Güzel olur. <laughs> Kesinlikle çok keyifli olur. Ve Türkiye'yi icra helikopterle gezmek istiyorum. Size başarılar diyelim biz. <laughs> çok herhangi bir ister kabin memuru, icra helikopter, ileride işte... Normal bir yolcu uçağında pilot önemli değil. Size yolculuğunuzda başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğiniz ve e, sportif havacılığı ve neler yapabileceğini tanıtma imkanı sunduğunuz için sergime de bekliyorum. Herkesi davet ediyorum. Herkese esas, emniyetli uçuşlar. Esas biz teşekkür ediyoruz. <laughs> Havacılığa böyle çok yönlü katkıda bulunduğunuz için. Başarılar tekrar. Çok teşekkür ederim Gülter Bey.